Nasılsın güzel kızım? İyiyim babacığım. Kibar'a müsait misin? Tabii, buyur Dalyan. Geçin çocuklar. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Ne gerek vardı Dalyan? İlk defa misafirimsin Nazif. Bırak da ikramımı yapayım. Belki bundan gayri bir daha öte dünyada kavuşacağız. Hadi buyurun. Günaydın. Günaydın. Mahir, Feride'nin dün neden gelmediğini öğrendim. Kardeşi Melih dün gece vefat etmiş. Gör Feride'yi. Daha doktor da gelmedi. Vakit var. Git. Gelinimin şimdi sana ihtiyacı var. İstersen gidip gelelim hemen. Doktor gelene kadar bir gidip gelelim ama. Bizim adımıza da başsağlığı dile. Hemen olur. Mahir, geldik ama baksana ana baba günü. Feride'yi nasıl göreceğiz? Sen bir yere çek, biraz bekleyelim. O dışarı çıkmazsa ben bir şekilde içeri gireceğim demektir. Dur, nereye gidiyorsun? Feride'yi görmem gerek. Tamam, sen arabada bekle, ben gidip çağırırım. Kim bilir ne halledir şimdi? Nasıl gel diyeceğiz? Ben gidelim. Abi! Çok tehlikeli bu. Bakan Bey kesin buradadır. Şu an tek düşündüğüm Feride. Onun yanında olmam gerek. Yanında olmak istiyorum. Belli ki kaderiniz de öyle istiyor. Başımız sağ olsun. Neden böyle bir şey yaptım? Aklım olmuyor, düşünmekten delireceğim. Annenler hiç şüphelenmemiş mi?
Allah size yardım etsin. Dayanma gücü versin. Siz neden gitmediniz? Bazı terslikler oldu. Bir gece daha kaldık. Ama her şey hazır. Birazdan gidip bizimkileri alıp yola düşeceğiz. Ben sizinle gelecektim. Annemlere veda etmeye gelmiştim. Ama şimdi gelemem. Melih'i bir kendi elinde toprağım. Dedim. Toprağı vermek istiyorum. Ona veda etmek istiyorum. O yüzden gelemem. Annemleri böyle bırakamam. Tamam ahı gözlüm. Ben de aksini düşünmedim zaten. Ailenin sana ihtiyacı var. Tabii ki onların yanında kalmalısın. Onların tek tutunacağı dal sensin. Annenle baban ancak senle biraz bu acıyı dindirir. Şimdi sizin kenetlenme vaktiniz. Yoksa bu acıyı kaldırmak çok zor. Ama şunu unutma. Denizin öbür yanında da olsam vazgeçmem senden. Ne aklımdan çıkarsın ne kalbimden. Sana geleceğim. Senin için bir gün geleceğim güzel kadın. Hayır ne olur 5 dakika daha kal. Gitme. Tamam buradayım Sevda'm. Tamam yanındayım buradayım. Gitme. Gitme. Dua alırım sizinle. Nasıl yaparsın bilmiyorum ama ona haber gönder. Tamam. İyi olduğunuzu bileyim yeter bana. Merak etme. Kötü bir şey olmayacak. Bir daha ne zaman kokunu duyarım? Sana sarılırım bilmiyorum. Tek duam Allah'ım bize yardım. Kaderin halimizi açmasın. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Dönüp gittiğinde ardında her zaman seni bekleyen biri olduğunu hatırla. Sana atamış bir Feriden var artık. Sevda zaman ve mekanla kısıtlıysa zaten yok demektir. Biz birbirimize çok derin bağlarla bağlıyız. Kaderimize karşı durduk. Mesafeleri de yeneceğiz. Hayatımın en kötü
Seni bugün. Kardeşim öyle. Yoksa hiç gidemeyeceğim. Feride nasıl? Etinden et koptu şimdi, onun kolay mı? Mahir, istersen sen kal. Ben giderim. O sınırı birlikte geçmezsek içim rahat etmez. Sen nasılsın bacım? Doktor ne dedi? İyiyim abi. Dikkat et dedi biraz. O kadar. O zaman gitme vakti. Hadi Nasif. Yok abi. Dur bacım, olmaz öyle. Olur olur bak. Ah. Son gülüm sen yazın. Bir şeye ihtiyacın olursa bana bir haber uçur ya da. İyi misin bacım? Rahat mısın böyle? İyiyim. İyiyim abi. Gel bakayım delikanlı. Geç annenin yanına. Geç anacığım. Ah. Nasılsın kızım? Bu
varır varmaz adresi yazacağım sana. Geleceksin değil mi beni görmeye? Geleceğim tabii. Seni görmezsem, hasretimi gidermezsem yaşayamam ki. Seni kalbimden, aklımdan hiç çıkartmayacağım. Sen de beni çıkartma, olur mu? Ömrümün en güzel yeri. Beni sakın unutma. Asla. Nasıl unuturum? Kavuşacağımız günü bekleyerek yaşayacağım ben. Helal et Zalyan. Helal hoş olsun. Benim de sana helal olsun. Zalyan abi sağ ol. Çok iyiliğin dokundu bize. Ne demek Bahir? Siz selametli olun, bana yeter. Bizim emaneti sanmayı unutma. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kal damat. Güle güle Nazif baba. Kardeşim sağ ol. Yolunuz açık olsun. Bakma öyle. Kavuşturacağım sizi. Hadi eyvallah. Onu da alalım. Yoksa gitmeyelim.
Sınıra geliyoruz. Bir şey sormadıkları sürece ses vermeyin. Songül, ağlama bacım artık. Nazif sen de. Herkes sakin davransın. Sınırı geçince vatandan çıkmış oluyoruz değil mi Nazif? Karışmadan kavuştur beni ona ya Rabbim. Yapma kurban olayım Nazif. Hadi yum gözlerini. Hadi oğlum. Yolculuklar. Sağ olun memur bey. Nereye böyle cimbir cemaat? Sünnet düğününe gidiyoruz. Ver bakalım pasaportları. Buyurun. Sıkıntı mı var memur bey? Bakıyorum. Bir kaçak var. Nazif Kara. Onu arıyoruz. Vallahi biz de ailecek sünnet düğününe gidiyoruz işte. O da ailesiyle kaçıyormuş zaten. Ne oluyor oğlum? Bilmiyorum anne. Sus kızım, ağzı da yelaz. Ben bakıp geliyorum. Bak beni. Teslim olacağım. Sakın beni durdurmaya çalışma. Hayır baba, çok yaklaştık. Bırak beni Mahir, sakın durdurma. Yapma baba. Çekil önümden Mahir. Hayatım boyunca seni affetmem. Asla affetmem. Niye anlamıyorsun evlat? Hepsi acı içinde. Baksana Songül'e. Gözünün yaşı dinmedi. Ya Feride?
Sen onu boynu bükük acılar içinde bıraktın. En çok şu an sana ihtiyacı var, biliyor musun? İçine akıyor gözyaşlarım. Göremiyor muyum senden? Bir baksana Mahir. Korkudan titriyorlar. Onları öyle görmek yüreğime dokunuyor Mahir. Ben onlara bu acıyı çektiremem. Onları bir bilinmeze sürükleyip götüremem. Bak Nazif, baba diyor. Safiye'nin korkudan kalbi duracak. Yapma baba. Olur yapma. İlknur'un yarası kanıyor Mahir. Onu hastaneye götürür. Hepsi geçer baba. Hepsinin devası var. Ama yokluğunun yok. Sen de beni anla. Ben bir babayım Mahir. Bırak babalığımı yapayım. Ailem güvende diye gözlerimi huzurla yummak istiyorum. Evlat. Zat Nazif Kara benim.